Resim Okulu'na hoş geldiniz. Gelin bugün ne yapalım? Bir orman düşünelim. Açık alandan ormana gelen bir yol. Evet. Olabilir. Ne yapalım? Bak. Şuradan çıkan bir yol olsun. Şurada genişlesin. Ve bunun içinde istiyorum ki ben su birikintisi olsun şöyle. Tamam. Belki şurada küçük bir ağaç ama şurası ormanlık alan düşünelim. Şurada büyük bir ağacımız olsun. Burası ormanın içine doğru gitsin. Şurada ileride bir düzlük düşünelim. Belki bir tane daha. Şimdi gelin gökyüzünden başlayalım. Biraz sıvı beyaz ve mavi ile gökyüzüne giriyorum. Açık mavi bir gökyüzü. Sıvı beyazla biraz yaydıralım. Her zaman diyorum ya, zaman kazanmak için. Çünkü bizim amacımız burada şey yapmak. Resim yapmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek. Bazı pratik şeyler gösterebilmek. Şurada bir suyumuz var, bakın unutmayın. Şöyle. Oraya da bir beyazlık atalım. Mavi, beyaz, kirli bir beyaz. Biraz daha koyuya gidelim mi? Ne dersiniz? Biraz mavi. Şu köşeden girelim. Şu köşeden beriye doğru koyulaştıralım biz. Daha koyu bir gökyüzü olsun istiyorum. Biraz daha mavi. Şimdi bu fırça izlerini yok edelim. Karmaşık bir gökyüzü bu. Biraz boya inceltici ve sıvı beyaz. Üzerinde bazı hareketler yapalım şöyle. Bazı bu şekiller oluşturur. Çok da şey değil. Her zaman düşündüğünüz gibi. Işığın buradan geldiğini düşündük. Bulutun üst kısımlarını daha net, altını dağıttık. Bir daha yapalım. Bak. Üst kısımlar daha net. Aşağı doğru dağıtıyoruz. Yaptığımız bu. Bunu 3-4 çeşit renk düşünerek gökyüzünü kademe kademe yapabilirsiniz. O da çok hoş olacaktır, unutmayın. O tamamen size kalmış. Sizin dünyanızdaki gökyüzü. Öyle düşünün. Ben bu şekilde parçalı gökyüzlerini seviyorum. Sizi bilmiyorum ama benim çok hoşuma gidiyor. Resme daha çok hareket kazandırıyor. O şekilde düşünüyorum. Şimdi biraz mavi, fırçamızda biraz yeşil var. İçine biraz sarı girelim. Bakın. Ve boya incelticiyle şunu çoğaltalım. Biraz daha mavi olsun. Gökyüzümüz mavi ya, mavi tonlarda bir şey düşünüyoruz. Ve şuradan şu yeşili yerleştireceğim. Şimdi biraz beyaz alalım. Direkt. Tam yeşilin olduğu yerden şunu tonunu ileriye doğru açalım. Bak.
Şimdi bir açık yeşile geçtik ya. Biraz daha beyaz alalım. Şimdi buradan bir açık tonuna daha. Ne oldu? Uzağa gittikçe bizim renklerimiz açıldı. Yeşilden açık yeşili, açık yeşili en sonunda artık gökyüzüyle birleştirdik bakın. Gri tonlara. Baştan söylemiştik, unutmadan şurada bir tepe düşünelim mi biz? Hemen arkasında belli belirsiz bir tepemiz olsun bizim. Biraz kırmızı ve mavi ile biraz da sarı. Ne yeşil ne mavi, gri tonlarda bir şey elde edelim. Şu şekilde. Daha önce de yapmıştık. Aynı yeşilin üzerine biraz sarı alalım. Biraz beyaz. Kirli bir rengimiz var. Net bir yeşil değil bakın. Ve ışığımızın böyle geldiğini düşünmüştük. Şu tepelerin üstüne açık tonlar koyalım. Belirli bir tepe düşünmüyorum. Sadece üst kısımlarında yeşillikler var. Şimdi elimize bir yassı fırça alalım. Ne diyoruz? Ağaçlar ne renktir? Yeşildir değil mi? Hemen biraz sarı, mavi, bir yeşil yaptık. Bakın. Bunun içine biraz siyah girip rengimizi bozduk. Ve beyaz da açalım. Biraz. Çok koyu olmasın istiyoruz. Uzaktalar bizden. Şurada ağaç belirtileri istiyoruz. Bakın şöyle. Bizden uzakta ağaç belirtileri olsun. Belki şurada. Şurada daha büyüyor. Yanında bir tane daha. Belki İstanbul'un dibinde daha küçükleri vardır. Evet. Şimdi biraz rengi canlandıralım. Biraz sarı, mavi ve beyaz. Fırçadaki rengimizle bir rengini kirlettik. Şu rengimizle yani. Ama ne yaptık? Bir açık tonunu yaptık. Ne yapacağız? Güneşin geldiği kısma bir açık tonlarını atacağız şöyle bakın. Unutmayın. Işık gölge oyunu her zaman için. Ağacın bu tarafına biz bu açık tonu atmazsak ne olacaktır? Düz gözükecek. Hatta onun üstüne daha açık bir ton. Yakından baktığınızda ağaca benzemeyecektir ama uzaktan baktığınızda ağaç şeklini alacaktır bunlar. Şunu da yapabilirsiniz. Bir tane elimize küçük fırça alalım. Önceki koyu rengimize de alalım. Net koyu bir renk. Ağacın bir taraflarına daha koyu tonlar atabiliriz. Biraz mavileştirelim. Koyulaştıralım. Şöyle. Bu resminizi daha gerçekçi kılacaktır o zaman. Ne yaptık? Işık gölge oyunu çoğalttık. Eğer bunlara belirli belirsiz bir ağaç gövdesi istiyorsak yine aynı tonu bakın. Daha koyusu değil.
Şimdi veriye gelelim. Uzak plandan ayrılalım mı? Hemen biraz sarı, mavi, daha canlı ve daha koyu bir yeşil. Bak. Hemen boya incelticiyle çoğaltalım rengimizi. Onu da ikisini birbirine yedirelim. Aynısı şurada da var. Şunu yapabilirsiniz. Ormanda çok hoş durur. Şurada açık ton bir yer yaparsınız. Şöyle. Veyahut da ağacınıza da şöyle arkaya açık tonlar girip. Ama canlı. Unutmayın. Arkadan ayırmanın en kolay yolu bu. Ne yaptık? Uzaktaki renklerimizi griye yakın yaptık ya. Yakına gelince daha canlı renkler bakın. Yine arkadan ayırmış oluyoruz. Biraz yüksek otlar olsun mu? Ne dersiniz? Şurada suya gelelim. Biraz kırmızı ve sarı. Toprak rengine yakın bir renk aldık. Şimdi ilk önce ışığını yapacağız bunu. Şuradan gelelim. Şöyle. Bu rengi olduğu gibi sürelim. Ne vardı? Şuradan geliyor. Evet. Çünkü kahve tonunda bir şey istiyoruz değil mi? Evet, şu renk aşağı yukarı. Şurada rengimizi koyulaştıralım. Bakın. En yakından koyudan açığa doğru gidiyoruz. Şimdi altta bir rengimiz var. Onun üstüne bunu işlediğimiz için ne olacak? İleri doğru açılacaktır bu. Burada da aynı. Bakın. Burada da. Ve aşağı doğru çekiyoruz bakın. Şu. Nerede? Şurada. Tam dik çekmeniz gerekiyor, unutmayın. Suyun yansıması bu. Öyle düşünün. Nerede vardır? Şuradaki girintide vardır bak. Şurada. Thank you.
Tabi bunu sürerken de unutmayın. Yere paralel olmak zorunda. Şimdi biraz beyaz alalım. Biraz da bu toprak rengimizden. Biraz daha. Belki biraz sarı. Tamam. Şu. Şununla gelin açık yerleri belli edelim biraz biz. Mesela şurada suyla toprağın birleştiği yeri ayırmamız lazım. Şöyle. Aynı şekilde şurada. Evet, şöyle. Belki şuraya. Bunu ince ince çalışma şansınız var. Bak şimdi birkaç yerde göstereyim. Ben şimdi hep seri gitmeye çalışıyorum ya. Şimdi şuraya küçük bir şey koyup şunu düşürebilirsiniz. Şurada olabilir. Veya daha dar bir fırça alalım. Şöyle. Daha küçük hareketler de yapabiliriz. Mesela şurada bir şey düşündük ve düşürdük. Şurada. Bak. Ama toprakla suyun birleştiği yerin altına hafiften bir koyuluk girelim bence. Neden? Daha gölgede olan kısımlar bunlar ya. Hani bazı resimlerde yaparız ya, olmadık yere bir tane kuru bir ağaç dikeriz veya da kuru bir çubuk ve suya yansımasını düşeriz. Bunun üzerine şunu yapabiliriz şimdi. Biraz fırçamızı bir tarafına koyu bir ton aldık şu şekilde. Diğer tarafına da şu toprak renginden açık bir ton alalım. Biraz sarı. Şu. Belirli yerlere dokunabiliriz. Şöyle bakın. Sanki onların gölgesi düşüyormuş gibi veyahut da buralarda ufak ufak taşlar varmış hissini yaratabiliriz. Şuralarda. Değil mi? Evet. Her resimde önem verdiğiniz bir yer vardır ya, belki şuradan da böyle bir araba gibi bir şey geçmiştir. Belki at arabasıdır, niye olmasın mesela. Şöyle izi bırakmıştır, değil mi? Niye olmasın? Evet. Belki şuradan da bir tane başka bir şey. Evet. Şimdi gelelim diğer kısımlarımıza. Biraz sarı, siyah ve kırmızı. Ben
Şurada kahve tonunda bir şey istiyorum. Biraz daha sıcak renklere gelelim bence. Burada. Oradaki arkadaki sarılık bize arkada güneş ışığının patladığını belli etsin. Kurutursunuz, tekrar çalışırsınız. Öyle düşünün. Şimdi biraz sarı, kırmızı ve siyah. Biraz daha kırmızı alalım. Şurada da bir ağacımız vardır bizim. Ağacın alt kısmını ne yapalım? Çimenimize yedirelim. Hafiften gölgesi düşsün şuraya. Biraz da sarı alalım tekrar. Şurada da daha koyu bir canlı bir ton. Hem koyu renkler hem canlı renkler. Sizin isteğinize kalmış bir şey. Yani dünyanızda ne yaşıyorsanız o. Bu benim resmim, başkasının değil. Ben istediğimi çizeceğim. Ne hissediyorsam o olacak. Size de öyle olsun. Başkasının hayallerini gerçekleştirmeye uğraşırsanız çok zor. Düşünemezsiniz. Herkesin hayali farklıdır. Onun için yapacağınız resmi her zaman söylüyorum. İlk önce kendiniz beğenin. Başkasının beğenmesi o kadar çok önemli değil. Gelin şuradaki ağacımızı biraz kalınlaştıralım biz. Çok yukarılara çıksın bu. Şöyle. Heh. Belki yanında da bir tane ince bir arkadaş olsun. Şu şekilde. Şu ormanda şey yapabilirsin. Daha önceki programlarda göstermiştim. Şöyle bir şey, dallar inip bakın. Ormanın devam ettiği hissini verebilirsiniz. Veyahut da bunu burada bitirip ışığın böyle geldiğini düşünün. Evet. Şuradaki ağacımızı da şöyle bitirelim. Belki böyle geliyordur. Şöyle düşünüyorum.
böyle devam ettiğini de düşünebiliriz. Siz detaylı uğraşmak istiyorum diyorsanız, dediğim gibi bakın bunların hepsini bir ince fırçayla şöyle alın. Fazla boya almayın. Dipte bitirdik, gölgelerini düşürebilirsiniz. Hep aynı aksda oluyor şimdi, düşmesi lazım yalnız. Şu şekilde. Ondan sonra biraz sarı, kırmızı, biraz da beyaz. Bir açık tonu yapıp, bakın, dokunalım üstlerine. Şöyle. Aklınıza şöyle bir şey geldi. Dediniz ki ya ben bunu koydum ama pek hoş gelmedi bana. Bir taraflarına bir ton koyusunu dediğim gibi dokunabilirsiniz. Bak hep bak. Belli belirsiz. Daha koyu bir ton atabilirsiniz. Tamamen size kalmış bunlar. Şimdi tekrar biraz sarı alalım. Biraz kırmızı alalım. Biraz siyah gireceğim içine. Bir koyulaştıralım şunu. Ve kesip alalım. Şu ağacımızın bak bir tarafına açık bir ton koyalım şöyle. Belki yanındaki nerede? Şimdi aynı rengin içine biraz beyaz biraz sarı. Daha açık bir ton. Kat kat gidiyoruz her zaman işte. Ben diyorum ki şuraya çok fazla güneş düşmüş. Belki şuraya. Şöyle de yapabiliriz. Bir ton daha açalım. En net yerine şunu da koyalım. Evet. Şurada çok daha fazla. Şimdi burada mavimiz var. Mavi, siyah, beyaz. Bak. Biraz daha koyulaştıralım. Ne diyoruz? En direkt gelen ışık. Işık geldi ve döndü. Hafif mavimsi bir ton alır. Diyeceksiniz ki bu kadar mı? Tabii ki bu kadar değil. Ben abartıyorum. Şunun bir ton koyusunu yapabilirsiniz veyahut da şu şekilde kirletebilirsiniz tekrardan. Ben sadece arkadaşlara kolaylık olsun diye bunu gösteriyorum. O kadar koyu gösterirsem çoğu arkadaş şey yapamıyor, toparlayamıyor. Hocam diyor, siyaha yakın bir şey. Hayır. Şu gösterdiğim rengin koyusu. Evet. Şimdi şuradaki boyalarımızı alalım. Neden alıyoruz? Dedik ya, yakına geldik, daha canlı renklerle uğraşacağız. Hemen biraz sarı alalım, biraz mavi ve bir yeşil yapalım. Biraz daha sarı ve beyaz. Burada rengimin çok fazla kirlenmesini istemiyorum. Diyorum ya, bana daha yakın burası. Daha canlı renkler almam lazım, daha koyu tonlar almam. Nasıl? Neredeyse yeşil öne zıplıyor değil mi? Çünkü arkadaki renklerimiz daha mat renkler. Bunlar daha canlı renkler olduğu için direktman öne geliyor. Şuralara da biraz çimenlik düşünelim bence. Şöyle. Aslında şu anda yaptığım bir karmaşa. Çünkü çimenler bir karmaşanın içindedir. Ondan sonra üstüne vereceğiniz açık tonlarla karar verirsiniz şeklini oluşturmaya. Mesela şöyle bak. Ne oldu? Burayı belli bir yer yaptım. Yani ışığa göre karar veriyorum. Bir karmaşa yapıp ondan sonra üzerine daha açık tonlar atacağım yeşille de bunun şeklini değiştirebiliriz. Kastettiğim o. Şimdi
Şuralarda da birkaç yeşillik olsun istiyorum bu sefer ben. Bu ağaç tam kuru olmasın. Ne dersiniz? Evet. Şimdi bunun içine canlı bir sarı alalım. Bakın yeşille. Bozmadan çok fazla. Evet. Birkaç yere dokunalım şöyle. Tekrar biraz sarı ve beyaz. Hep spatula ile karıştırmanız gerekmiyor. Gördüğünüz gibi fırçayla da karıştırabiliyoruz. Çok da önemli değil o kadar. Şimdi daha çok ışık aldığını düşündüğüm yerlere bir ton ışığını yapıyorum. Evet, bir tane misafirimiz var. Evet, gel, gel, gel. Evet. Kurtardık. Uğur böceğimiz varmış. Boyaya bulaşmasını istemedim. Onun için çok zararlı olabilirdi. Ama sevinebiliriz. Niye? O da resmimizi beğendi ki buraya geldi. Ne yaptık? Daha açık tonlar. Şimdi bu yeşilin bir değişik tonunu yapalım biz. Gelin şunu alalım. Yine rengimizi karıştırmamak için. Biraz sarı ve beyaz. Daha maviye yakın bir yeşil yapalım. Bak. Neredeyse mavi tonunda. Rengi açalım. Şu. Şu da gölgeli dediğimiz kısımlara kullanabiliriz bunu. Mesela şurada. İsterseniz biraz daha sarı koyup şöyle renk tonuyla oynayabilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Renklerin geçişine bakın. İstediğiniz gibi oynama şansınız var. Evet. Şimdi resmimizi bitirmeden önce ben derim ki şurada bir çobanımız olsun bizim. Veyahut da köyüne giden biri olsun. Nerede olsun? Yoldan çıksın. Şurada. Bak. Bacaktan oluşturduk değil mi? Hemen üstü ve başı. Bir tane kol düşündük. Ve bir elinde de bir sopa olsun. Bak. Buraya kadar tamam. Poçamızı temizleyelim. Şimdi bu adam havada duruyor. Bunu yere bastırmamız lazım değil mi? Şöyle gölgesini düşürelim. Bunu da düşürelim. Değil mi? Belki yanına da birini yapalım. Tek başına olmaz. Şimdi ince fırçayla gelin. Ne yapalım? Bunun bir başörtüsü olsun. Belki belinde bir kuşağı. Değil mi? Şapkası olsun. Kadar. Işığın geldiği yöne gelin biraz kırmızı koyalım şurada. Elbisesini belli edelim mi? Şunda da aynı. İkisi de aynı renk giyiyor ama programın süresi bittiği için böyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu tarafa biraz mavilik. Bunda da aynısını yapalım. Ve beyaz istiyorum yine. Bunların biraz ön plana çıksın istiyorum onun için. Şunu silelim. Şu fazlalığını alalım. Evet, şu. Şimdi ben derim ki tekrar bunu yere bastıralım biz. Eğer yere basmazsa olmaz. Havada kalması hoş olmaz değil mi? Evet, şu. Bence bu resmimiz de bu kadar olsun. Ben abi resim değil. Ben beğendim. Sizi bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Birkaç tane de çiçek. Bir sonraki programda başka bir şey düşüneceğiz. Başka bir arkadaşımızın hayalini gerçekleştirmeye çalışacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.